Rus Hava Kuvvetleri'ne ait erken uyarı ve ihbar kontrol uçağı Bereyev A50 14 Ocak'ta Azak Denizi üzerinde düşürüldü. Yakın bölgede görev yapan İlyushin 22M tipi elektronik istihbarat uçağı da vuruldu. İl-22M ağır hasar almasına rağmen Anapa Meydanı'na mecburi iniş gerçekleştirdi. Rus tarafı A50'nin düştüğü konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. İlyushin 22M'nin hasar görmüş kuyruk fotoğrafı ise Rus kaynaklar tarafından paylaşıldı. Rusya 2018'de Suriye'de, 2023'te de Wagner güçlerine ait 2 İlyushin 22M'yi dost ateşiyle kaybetmişti. A50'nin düşürülmesinin ardından Ukrayna tarafı uçağın bölgede devriye uçuşu yapan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30 tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddiasını ortaya attı. Rus kaynakları da A50'nin Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulmuş olma ihtimalinin çok güçlü olduğuna dikkat çekti. A50'nin düşürülmesi uzmanlar tarafından Ukrayna Savaşı'nda önemli bir mihenk taşı olarak adlandırılıyor. Açık kaynaklara göre halen Rusya'nın elinde 6 adet aktif durumda A50 bulunuyor. Bu uçaklar Rusya tarafından sürekli modernize edilerek güncel sistemlerle donatılıyor. Ayrıca A50'ler Ukrayna Savaşı'nda yoğun olarak bölgedeki uçak trafiği ve deniz trafiğini takip için kullanılmakta. İlyushin 76 tipi 4 motorlu askeri nakliye uçağından geliştirilen A50 gövde üzerinde özel bir radar anteni taşıyor. Toplam 15 kişiden oluşan mürettebatı ile A50 gökyüzünde 230 kilometrelik aralığı tarayabiliyor. Sistem aynı anda 50 farklı hedefi tespit edebiliyor. Uçak aynı zamanda su üstü hedeflerin takibinde de kullanılıyor. Radar sistemi deniz üzerinde yaklaşık 400 kilometrelik alanı tarayabiliyor. A50'nin düşürülmesinin arkasından akla şu soru geliyor. Neden S-400 hava savunma sistemi veya Su-30 uçağı A50'yi teşhis edemedi, dost bir uçağı düşman zannederek füzelerini ateşledi? Bu sorunun cevabı oldukça merak ediliyor. İlyushin 22M ise 4 adet turboprop motora sahip bir uçak. İçinde taşıdığı elektronik sistemleriyle istihbarat amaçlı kullanılıyor. Uçağın bir önceki versiyonu da İlyushin 20 adını taşıyor. 2018'de Suriye'deki iç savaş sırasında ilginç bir olay yaşanmıştı. Rusya bölgeye önemli bir askeri güç kaydırmıştı. Hem iç güvenlik operasyonları hem de İsrail'in yaptığı operasyonların takibi için İlyushin 20 ve 22 uçakları bölgede yoğun olarak uçuyordu. 2018'de 4 adet İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı bölgede farklı hedefleri vurmak üzere havalanmıştı. Bu sırada Akdeniz üzerinde Rusların İlyushin 20 tipi uçağı devriye uçuşundaydı. Suriye radarı Rus uçağını İsrail F-16'sı zannederek vurdu. Olayda uçakta bulunan 15 kişiden kurtulan olmadı. İsrail burada ilginç bir taktik izlemiş ve 4 F-16 uçağı İlyushin 20'nin arkasına saklanmıştı. Bir hava kuvvetinin en stratejik uçaklarının başında havadan ihbar uçakları veya elektronik sinyal istihbarat uçakları geliyor. Rusların arka arkaya özellikle de dost ateşiyle uçak kaybetmeleri oldukça dikkat çekiyor.